Orman yangınlarıyla başlamıştık güne. Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma başladı. Gözaltına alınanlar var demiştik. Soma'daki yangın devam ediyordu. En son yayına başladığımızda söndürme çalışmaları, soğutma çalışmaları sürüyor bazı bölgelerde demiştik. Fakat oradan bir kötü haberimiz var. Yağmur Beril Varol telefon attığımızda mı? Hazır mı? Hemen soralım çünkü yangın söndürme çalışmalarına yardım eden bir yurttaş hayatını kaybetti. Yağmur, ne oldu? Evet Gözde Şeker, biz de yoldayız. Tam da zaten o mevkiye, Bayat Mahallesi'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Bir son dakika bilgisi geçti elime ve hemen olayı anlatmak istiyorum. Şimdi gece karanlık çöktükten sonra hepimizin de bildiği gibi bütün hava araçları müdahale edemiyor. Sadece gece görüşlü helikopterler müdahale edebiliyor. O yüzden de aslında karanlıktan sonra söndürme çalışmaları epey hızı düşüyor ve yavaşlıyor. O yüzden de aslında köyün içerisindeki Bayat Mahallesi'nde ve çevre köylerden de gönüllü köylüler yangını söndürmek için adeta seferber oluyorlar ve tankerlerle su taşıma çalışmalarına kendi traktörleriyle yardım ediyorlar. O sırada da kendi traktörüyle su taşıyan bir köylü, ismini hemen söylüyorum, Atilla Avcı isimli köylü, maalesef kendi traktörü devrilerek, traktörünü kalarak hayatını kaybediyor. Yani iki köy boşaltıldı biliyorsunuz, yangından canlarımızı kurtarmaya çalışırken maalesef böyle bir talihsiz olay yaşanmış. Dün gece saatlerinde biz de bilgiyi aldıktan sonra hemen yoldayız, gidince aktaracağız ama bir an önce bilgiyi verelim diye bir telefon bağlantısı yapalım dedik. Yetiştiğimiz yerden de ekranlarında olacağız seyircilerimizin diyelim. Şimdilik söz sizde Gözde Şeker. Evet, Yağmur Beril Varol, çok teşekkürler. Yağmur yolda, söylediği gibi yangın yerine ulaşır ulaşmaz daha fazla bilgi aktaracak. Halk TV ekranlarından ayrılmayın. Evet, Manisa'da, Soma'da bir orman yangını var. Saatlerdir devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle de yangını söndürmeye çalıştılar. Fakat Yağmur'un da anlattığı gibi gece devam eden yangın söndürme çalışmalarına kendi traktörüyle su taşımaya çalışan bir köylü hayatını kaybediyor. Kendi traktörü üzerine devrilmiş ve bu şekilde ezilerek hayatını kaybetmiş. Orman yanmasın, bir ağaç, bir canlı kurtarabileyim diye canını dişine takıp orada çaba sarf eden bir köylü hayatını kaybetti. Çeşme'deki orman yangında da 3 köylü hayatını kaybetmişti. Bugüne bu kötü haberlerle başladık ne yazık ki.